Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ali Palabayık'la ilgili, yönetimiyle ilgili haberleri görüyoruz daha fazla. Baktığımız zaman Fanatik Galatasaray sayfasında da özellikle başkan kulüpleri toplantıya çağırdı. Başlığı atılmış sadece Galatasaray'ı değil işte tüm kulüpleri de içine alan şekilde... Bir, bir e, hareket başlatmak istiyor Galatasaray yönetimi Galatasaray hakem Ali Palabıyık'ın Kararlarıyla damga vurdu 2-2'lik Alanya maçı sonrası isyan devam ediyor Maçın ardından TFF ve MHK'ye seslenen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geri adım atmaya kararlı Atmamaya kararlı Sarı Kırmızıların Patronu Kulüpler Birliğini Olağanüstü toplantıya çağırdı Gündemin ana maddesinde ise hakem hataları Ve adalet arayışı var Diğer taraftan da futbolculardan da bir Toplu açıklama diyelim ya da bir artık aslında bu Galatasaray içinde tehlike çanlarının çaldığını da gösterir. Borcular 2.3 üst üste bize kazandırma kazandırmayacaklar. Başlığı atılmış sarı-kırmızı futbolcularda maç sonunda bir hayli üzüntülü ve bir o kadar şaşkındı. Başta Mertens ve Icardi gibi yabancılar olmak üzere yıldızlar ne yaparsak yapalım bize maç kazandırmayacaklar sözleriyle tepkilerini dile getirdiler. Gazete ve bunun üzerine Brook, Florya'da Floria'da Terapiye başlıyor. Başlığı atılmış. Bası toplantısında Galatasaray'a karşı bir savaş başladı diyen yani Okan Buruk bu haftaki kara gümrük maçına kadar taktik değil mental çalışmalar yapmaya karar verdi. Aslan'ın hocası takımdaki stresi ve gerilimi azaltacak yeni formüller arıyor. Özellikle bu tip bir psikolojiye düşerse Galatasaray maçlarda çok çok zorlanır. Nasıl olsa biz oynuyoruz ama hakemler bize bu maçı vermeyecekler şeklinde bir psikoloji bence çok tehlikeli bir tuzaktır bir takım için. Özellikle oyuncuların performansı anlamında. Devam ediyoruz yine. Sabah spor sayfasında bir iddia da var. Hemen onu da e, ekranlarınıza getirelim, seslendirelim. İşte var konuşması başlığı atılmış üst başlıkta görüyorsunuz. Saça boyun, Kırmızı kartında var hakemi Koray Gencerleri Ali Palabıyı çağırıp izleme tavsiyesinde bulunduğu ancak orta hakemin ben gördüğümü gördüm bana ne sunacaksın dediği iddia edildi. Bir iddia olarak da e, paylaşılmış pozisyon fotoğraflarla yine aynı şekilde ifade edilmiş ee, ve ben göreceğimi gördüm, bana ne sunacaksın cevabını verdiği iddia edilmiş bu haberde sabah spor sayfasında. Hem saha içinde hem saha dışında güçsüz başlığı atılmış. Mehmet Özcan kalemi almış bu haberi. Alanya Spor maçında 2-0'lık üstünlüğünü koruyaman Galatasaray'da sular durulmuyor. Camia bölündü. Olağanüstü seçimler kulübe zaman kaybettirdi. Yanlış transferler yapıldı ve TFF ile gergin ilişkilerden futbol takımı zararlı çıktı şeklinde de haber yazılmış. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. UEFA'dan ödül gibi karar. Olay hakem Ali Palabı'ya UEFA'dan görev verildi. UEFA en son Süper Lig'de Galatasaray Alliance Spor maçını yöneten ve kararları tartışma konusu olan Ali Palabı'ya görev verdi. Ali Palabıyık İsviçre'nin Basel ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasındaki 27 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi hey Grubu müsabakasını yönetecek. UEFA'da herhalde Galatasaray'ı yaktığı için Ali Alabi'ye ödül vermeye karar vermiş. Bakalım böyle giderse sonu ne olacak? Dursun Özbek'ten takıma mesaj. Bu oyun bizi şampiyon yapar. Galatasaray yönetimi maçtan sonra Alanya Spor maçını hakemi Alep Alavi'yi yerden yere vurdu. Başkan Özbek ise hakem hakkında yaptığı açıklamalardan önce soyunma odasına giderek oyuncularını kutladı. Dursun Özbek'in maçtan sonra oyuncularla yaptığı görüşmede Alanya Spor maçına çok iyi mücadele ettiniz. Özellikle ilk yarıda oynadığınız oyunu çok beğendim. Bu oyun bizi şampiyon yapacak. Sizlere her zamankinden daha fazla güveniyorum. Alanya maçında hakem hataları ile puan kaybettik. Ancak buna takılıp kalmamalıyız. Biz Galatasaray'ız. Daha çok çalışacağız ve sezon sonunda istediğimiz, arzuladığımız şampiyonluğu yakalayacağız ifadesini kullandı. Özellikle yabancı oyuncuların bu görüşmeden çok memnun kaldığı ve Başkan Dursun Özbey teşekkür ettiği öğrenildi. Sarı Kırmızı yönetimin bundan sonra Florya'ya daha sık gideceği ve futbolcuların morallerini hep üst düzeyde tutmak istedikleri belirtildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son haftalarda hakemlerle ilgili yaşanan tartışmalar ile kulüpler birliğine çağrıda bulundu. Özbek kulüpler birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı. Okan Buruk da Florya'da terapiye başlıyor. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk 2-2'lik Alanya Spor beraberliği sonrası en çok şikayetçi olan isimlerin başında geliyordu. Galatasaray'a karşı bir savaş başladı. Net şekilde görüyoruz diyen Buruk. Sadece hakemler değil Dışarıdan da görüyoruz. Onlarla da savaşacağız. Başka çaremiz yok. Bundan sonra gerekeni yapacağız. Bu iş burada kalmayacak. Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar. Burada bir inatlaşma var. Galatasaray'a istemediği hakemleri her hafta veriyorlar. Bu inatlaşma nereye gidecek? Türk futboluna ne fayda verecek hiç bilmiyoruz. Sözleriyle istemeden Okan Buruk. Tam ligli işleri yanına koymak üzereyken yaşanan puan kaybının hayal kırıklığı içerisinde ancak Okan Hoca'yı en çok üzen konunun oyuncuların soyunma odasındaki ruh hali olduğu belirtiliyor. Takımdaki ne yaparsak yapalım bize maç kazandırmayacaklar sitemi Okan Hoca'nın bu haftaki çalışma programını tamamen değiştirmesine yol açtı. Başarılı teknik adam bu haftalikte oynanacak kara gümrük maçına kadar taktiksel selitmanlardan ziyade mental programlara ağırlık vermeyi düşünüyor. Okan Buruk takımdaki stres ve gerilimi azaltmak üzere yeni formül arayışında bu hafta içinde tüm takım birlikte yemek organizasyona katılması gibi çeşitli etkinliklerle baskı ortamının hafifletilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Galatasaray yönetiminin de hafta içerisinde Sarı Kırmızılı ekibin Flora Emet'in tesislerindeki itmanı ziyaret ederek tüm teknik ekip ve oyunculara destek olacağı, onlara moral vereceği öğrenildi. Kazımcan Karataş'tan da Okan Burak'a mesaj, dikkat çeken istatistik. Türkiye Futbol Federasyonu 3 yerli kuralını en fazla zorladığı takım şüphesiz ki Galatasaray. Sarı Kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk her fırsatta bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Galatasaray'da geçen sezon transfer eden Hollandalı Solbek oyuncusu Patrick Van Aanholt bu sezon ofansif anlamda teknik direktör Okan Buruk'un beklentilerini yerine getiremedi. Tecrübeli oyuncunun bu performansı sonrası arayışa giren teknik direktör Okan Buruk Önce sezon başı Lyon'dan sabek olarak transfer edilen ancak saçavayı muhteşem performans sonrası yedek kalan Leo Dubois'ı burada denedi. Bu bölgede iyi bir performans gösteren ve hatta Konya Spor maçının kazınmasında önemli rol oynayan Fransız futbolcunun henüz tam anlamıyla hazır olmaması Okan Buru Kazımcan taşı yaklaştırdı. Alanya Spor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu gösterdiği performansla atışları topladı. Tempolu oynaya yok uyduran her fırsat bulduğunda hücuma katılan Kazımcan Karataş takım savunmasında da çok etkiliydi. Alanya Spor'un hızlı hücumlarında Galatasaray az adamla yakalandığında yaptığı kademeyle göze girdi. Sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Kazımcan yaklaşık 60 dakika boyunca sahada kaldı ve Alanya Spor'un en etkili isimlerin başında gelen Efecan Karaca ile karşılıklı oynadı. Galatasaray'ın sezon başında 6 aydan kadrosuna kattığı Kazımcan'ın özellikle başarılı defansif aksiyonları ve kazandığı top sayısı dikkatlerden kaçmadı. 9 kez top kazanmayı başaran 19 yaşındaki oyuncu girdiği 11 defansif aksiyonun 8'inden galip çıktı. Kazımcan hava toplarında ise rakip oyuncularla girdiği 3 hava topu mücadelesinin ikisini kazanmayı başardı. Genç oyuncu Alanya maçında gösterdiği performansla 3 yerli oyuncu seçme konusunda zorlanan hocası Okan Burak'a da mesaj gönderdi. Mario Icardi'den Van Danara'ya büyük sürpriz Galatasaray yönetimiyle görüştü. Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den transfer ettiği Icardi'nin eşi ve menajeri olan Van Danara geçtiğimiz haftalarda Arjantinli oyuncuyla ayrıldıklarını duyurmuştu. Arjantinli rapçi Lee Gentile'ni bir aşka yelken açanlara Aynı zamanda 22 yaşındaki sanatçıyla yeni bir aşk hayatına da başladı. Vandanara'nın ayrılık açıklamasının ilk günlerinde kabul etmeyen Icardi, Arjantin'e giderek eşiyle görüşmek istemişti. İkili arasında son yaşananların ardından Icardi'nin artık durumu kabullendiği görüldü. İtalyan Koreyederle Sport'ta yer alan habere göre Icardi yaşananların ardından Sarı Kırmızı yönetimden Vandanara'ya ödeme yapmamasını istedi. Icardi'nin Sarı Kırmızı idarecilere, Vandanar artık benim menajerim değil onu ödeme yapmayın Dedi iddia edildi. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Vandanar'a verilen çeki bloke ettiği de iddia edildi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.